Annenden kalır. Güzel yüzüm, Allah diyesin, eğer cinnet hali varsa tabii ki olmaz. Cinnet hali varsa, çünkü daha önce ölmüş oluyor. Yani aklı kapanıyor, ne yaptığını bilmiyor. Öyle bir şey de olmaz tabii yani. O ana kadarki yaşantısı esastır. Yani cinnetten sonrasından sorumlu olmaz. Bilinçli olarak da zaten aklı başında bir insan pek böyle bir şey yapmaz. Allah esirgesin. Açık şuurlu olacak bir şey değil. Genelde şuurları kapanıyor. Şeytan musallat oluyor. Yani şeytan vücutlarına giriyor. Şuuru tamamen gitmiş oluyor. Dolayısıyla şeytan onu intihara sürüklüyor. Öyle şeyde arkadaşları yardımcı olması lazım. Yani o tip bir eğilim gösterdiğinde, şeytanın etkisi yoğunlaştığında o hissedilir, görülür. Akrabaları, kardeşleri falan kim varsa onu alıp bir seyahate götürebilirler, bir yere götürebilirler. Onu rahatlatacak bir şeyler yapılabilir. Ama en önemlisi tabii imani, Kur'ani eğitmektir. Allah korkusunu anlatmak, ahireti hatırlatmak çok önemlidir. Yani genellikle yani %99,99 cinnet hali olur. Cinnette de tabii öyle bir şey olmaz yani, cehennem olması için açık şuurla yapıyor olması lazım. Bilincinin açık olması lazım. Allah'a isyan ederek yapıyor olması gerekiyor. Allah'a sevgisi. Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Assubay Üst Çavuş Musa Özalkan'ın Telafer'de bir anaokulu veya kültür merkezi yaptırılarak adının verilmesi yönündeki vasiyetini Sayın Devlet Bahçeli üstlenmişti. Devlet Bahçeli projenin çizimiyle ilgili MHP'li Yusuf Ziya Günaydın ile kızı Mimar Zeynep Günaydın'ı görevlendirdi. Zeynep Günaydın hazırladıkları projeyi dün genel merkezde Sayın Bahçeli'ye sundular. İyi, hayırlı uğurlu olsun. Allah inşallah şehidimizin haberdar olacağı şekilde bu müjdeyi ulaştırır ona. Çünkü şehitler bizi görüyor, biz onları göremiyoruz. Arkalarından gelecekleri beklerler diyor. Cenab-ı Allah kim bilir nasıl bir hayat boyutu ki, gayet makul görüyorlar gelsinler diye. Ya hayret ediyorlar niye gelmiyorlar diye. Evet, dinliyorum. Abdül Sivri'yi severek izliyoruz. Sonuna kadar destekliyoruz. Ah benim canlarım, ah benim güzel yüzlerim. Allah sizi cennetiyle şereflendirsin. İnşallah. Arkadaşlarınızı Allah hiç ayırmasın. Cennette de inşallah birlikte olun. Ama cennette benimle de arkadaş olmalı. İnşallah. Çok istediğim için Allah bana adı arkadaş yapsın. Sizleri de, ikinizi de arkadaş yapsın. İnşallah. Hep birlikte cennette olmayı Allah nasip etsin. İnşallah. Çok güzel. Her ikiniz de çok nurlu ve çok efendisiniz. Allah hayırlı, bereketli, uzun ömür versin ikinize de. Evet. Delikanlı'nın kitabını yazmak isteseniz ilk maddesini olurdu. Aslanım benim. Samimiyettir. Samimiyettir. Yani diğer yamlık. Diğer yamlık. Zaten kabadayı egoist, bencil olmaz. Evet. O aslanlara bakıyorsunuz. Ne diyor? Ben Allah için canımı vermek istiyorum diyor. Şehit olmak istiyorum diyor. Şimdi can aziz, en önemlisi canı zaten. Şimdi egoistik bencillik kalmış mı? Sıfır. Hiç kalmamış. Egoistik bencillik neymiş? Ne olmuş oluyor? Melek makamına gelmiş oluyor. Daha dünyadayken melek makamı. Bencillik, egoistik tamamen kalkmış oluyor. Dolayısıyla arkasında da şehit olunca çok netleşmiş oluyor. Meleklerden üstün olur şehitler. Evet, dinliyorum. Ahmet Hakan bugün sizin anlatımlarınızı destekleyen 3 yazı yazdı. Birinci yazısında çocuk tecavüzcülerini hadım etme konusunu eleştirdi. Kardeşim, bu herifler cinsel isteği fazla oldukları için bu alçaklığı yapmıyorlar. Bu herifler ruh hastası, alçak oldukları için bunu yapıyorlar. Hadi diyelim ki hadım ederek cinsel isteklerini ortadan kaldırdınız. Peki ruh hastası psikopatlıklarını, alçaklıklarını, şerefsizliklerini nasıl ortadan kaldıracaksınız? Hiç mi düşünmezsiniz, hiç mi akıl etmezsiniz dedi. Tabii biraz
ağır bir dil kullanmış ama dedikleri mantık olarak, genel mantık olarak doğru. Benim anlattığım da bu zaten. Adam Allah'tan korkmuyor zaten. Merhamete şefkati yok. Adam adım etsen ne olur yani adamın. Evet. Ona çok eğlendirici gelir o yani. Çok alelade bir şey gelir. Hatta da daha da sapıklığını artırabilir yani. Evet. Daha da anormal şeyler yapabilir. Neden imani eğitimle, Allah korkusuyla, Allah sevgisiyle bu konuları halletmeyi düşünmüyorsunuz da hadım etmekle düşünüyorsunuz? Ben bunu anlayabilmiş değilim. Evet. Neden Darwinist materyalist sistemi durdurmayı düşünmüyorsunuz? Tabii. Neden Darwinizmin geçersizliğini anlatmayı düşünmüyorsunuz? Neden yaratılışın delillerini anlatmayı düşünmüyorsunuz? 700 milyon fosil var, evet, yaratılışı ispat eden. Evrimi, Darwinizmi anlatan hiçbir delili yok. Evet. Bunları anlatmak varken, iman hakikatleri Kur'an-ı Müzer'i anlatmak varken, imanlı, çok güçlü imana sahip nesil yetiştirmek varken, adam güler ya adım etmene yani. Niye? Ha, asma. Adam zaten psikopat, as der yani. O kendi kendini asmak istiyor zaten. Var mı diyor bir navlon ip falan diyor. Ya manyak. Evet. Adam delirmiş, Darwinist materyalist sistemden delirmiş. Ben kendisine hayvan olduğuna inanıyor adam. Evet. Ben Allah'a inanmıyorum diyor. Hayvan olduğu kanaatinde. Adam delirmiş. Onun için Darwinist materyalist eğitimin durdurulması lazım. Bunun yerine yaratılışın anlatılması, Allah'ın varlığının, birliğinin anlatılması lazım. İman hakikatlerinin, Kur'an'ın mucizelerinin anlatılması lazım. Bunun dışında bir çözüm yok. Müebbeti daha da ağırlaştıracağız. Ya müebbetin üstüne daha ağır ne olur ya? Müebbet zaten adı üstünde müebbet. Daha ağır ne yapacaksın yani? Zaten adam onu göze alıyor. Yani asılmayı da göze alıyor. Her türlü yani... Yani şerefsiz, ömrü boyunca şerefsiz olmayı da göze alıyor. Haysiyetsiz olmayı da, namussuzluğu, ahlaksızlığı, her şeyi göze alıyor. Sen asmaya kalkıyorsun. Adam atarsan aslar. Öyle bir şey yok. Ya ayrıca onu yaptıktan sonra aslan ne olur yani? Tabii. Çocuğu şehit ediyor. Irzına geçip şehit ediyor. Aslan ne olur yani? Onun yapmasını engellemek gerekiyor. Yani onun hiç olmaması gerekiyor. İman hakikatleri Kur'an'ın üzerine anlatırsan, Darwinizm, materyalizmi geçersin anlatırsa zaten meseleyi kökten çözmüş oluyorsun. Böyle bir olay hiç olmaz o zaman. Olayın olmaması önemli. Olduktan sonra adama idam versen ne olur? Müebbet versen ne olur? Adamı efendim hadım etsen ne olur? Yani hiçbir alakası yok bununla. Hiç olmamasını sağlamak imkanı varken buna giriş, böyle bir girişimin anlamı ne, ben bunu anlayabilmiş değilim. Ya hiç olmamasını sağlıyorsun. Adama Allah korkusunu öğret, Allah sevgisini öğret, dünyadan geçmeyi öğret, diğergam olmayı öğret, bencillikten, egoistlikten kurtulmayı öğret, şefkat, merhamet, sevgi, hayvanlara, insanlara, bitkilere, her şeye şefkat ve sevgi. Buna Darwinist eğitimler ne olur adam? İşte hayvana dönüyor, vahşileşiyor. Büyük bölüm öyle oluyor. Komünist oluyor, PKK'lı oluyor. Bunu durdurun diyorum, dinlemiyorlar. 2019'a kadar bekleyeceğiz diyorlar. Ya 2019'a kadar acayip tahribat olacak. Yapmayın, etmeyin. Bir de zaten tamamen durduracağız da demiyorlar. Sadece ortaokul ve lisede duracağız. Üniversitede devam edeceğiz diyor. Onu yaptıktan sonra ya bir kere dergilerde, kitaplarda, televizyonlarda her yerde Darwinizm geçersizliğinin anlatılması lazım. Yani Darwinist eğitimin durdurulması yeterli değil. Evet. Dünya çapında bu zehir, insanlar zehirlemeye devam ediyor. Oktay sürekli evet evet deme, televizyonda sesini hep ön planda duyuruyormuş. Evet dinliyorum. Amasya Ülke Ocakları'nın düzenlediği etkinlikte MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Hanımefendi'ye kardeşimiz Esra Pehlivan İngiliz Derin Devleti kitabınızın ikinci cildini hediye etmiş. Çok iyi olmuş. Milliyetçi Hareket Partisi'nin güçlü olmasını istiyoruz. AK Parti'nin güçlü olmasını istiyoruz. Saadet'in güçlü olmasını istiyoruz. CHP'de gerçek Atatürkçü olsa süper olacak aslında ama
büyük birlik, saadet, bunlar da çok samimi ve candan partiler. Herif dediğim, her if diyorsa. Ne demek İngilizce her if? Her o. If eğer. O eğer. O eğer böyle düşünüyorsa, her if, evet. O anlam diyoruz. Yanlış anlamışsın bunu. Kardeşim bu sayı sisteminde sorun ara ara oluyor. Bunu sağlam bilen birisine gösterseniz de adam gibi tam tamiresi olmuyor mu? Her gün acemi tamiri yapıyorsunuz. O da olmuyor. Özel harekat, ahir zamanın sahabeleri gibi. Evet. Asker de öyle, polis de öyledir. Ne gerekiyorsa olsun, Afrin'i istiyoruz. İnşallah. 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 Afrin sembolik. Afrin'i söktük mü, bütün bölgeden PKK'yı sökeriz. İnşallah. Akşama ne kadar var? 46 dakika. Maşallah ya, bizim çocuklar namazlarına akıl almaz titizler. Sabah, öğle, ilkinde, akşam, yatsı, bitir. Ya hayret ediyorum maşallah. Yani namazını kaçıran çok nadir oluyor. Evet. Duyuyoruz. Herkes duyuyor. Hayretler içine kadar. Nasıl oldu, nasıl bitti? Felaket haberi gibi yani. Binde bir. Bazen mesela hem telefonu çalışmıyor, hem saati çalışmıyor, hem arkadaşı onu uyandırmayı unutuyor falan. Ayda yılda bir olur. Evet. Beş vakit namazlarına arkadaşların bu kadar titiz olması Allah'tan bir nimet. Yani bu görülmemiş bir şeydir. Birçok insan namazlarını sürekli kaçırır. Sabah namazları, sabah namazı asla kaçırma olmaz evet. Arkadaşlar. Hiç. Hiç hatırlamam yani. Siz vesile oldunuz hocam. Çok maşallah. Maşallah. Mesela bütün işlerini namaz vakitlerine göre ayarlıyorlar. Uçağa bineceklerse ona göre, yola çıkacaklarsa ona göre maşallah. Maşallah. Hiç namaz vakti de çatışmayacak halde. Ama illaki şeyse bazen çok nadir uçakta hemen ayakta orada kılıyorlar namazlarını maşallah. Ya mahkemede biliyorsun mahkemenin salonunda orada beton üstünde kılıyorlar. Hayret ediyorum ya maşallah. Maşallah öyle olacak tabii. Münafıklarda en dikkat edeceğin şey namaz kılmamadaki kararlılıkları oluyordu. Abdest ve namaz asla kabul etmedikleri bir şey. Münafığı en çok belirleyen bir şey. Yani görünmeyen bir yerde hiçbir şekilde abdest alma diye bir şey yok. Namaz kılma diye de bir şey yok. Ya bir insan bir dakikanın içinde namaz kılar mı? Giriyor içeriye, kıldım diyor, geri çıkıyor. Bir dakika bile sürmüyor. Abdest almaya da banyoya giriyor. Bir dakika sonra kupkuru. Ne su sesi geliyor ne bir şey. Hiçbir şey yok. Arkadaşlarından duydu. Abdest aldım diyor. Ya bizi kandırıyorsun da Allah'ı da mı kandıracaksın? Salak. Allah'ı kandıramayacağına göre. Değil mi? Allah'ı aldattıklarını zannediyorlar. Halbuki Allah onları asıl oyuna düşüren olur. Oruçta da maşallah bakıyorum. Hatta mesela bazen başı ağrıyor falan. Yani istese tutmayabilir. Israrla tutuyorlar. Maşallah. Yorgun, bitkin de olsa gene tutuyorlar. Halbuki ayette var aslında. Yani dayanamıyorsan tutmayın diyor. Ama ısrarla, kararlılıkla maşallah oruçlarına titizler. Ankara'ya konferansa gidiyorlardı.
sabah namazını Taksim Parkı'nda birlikte kılmıştı çocuklar. Maşallah. Bodrum'a gidiyorlardı. Otobüs yolu, otobüs şoförü de şaşırdı. Durdurdular. Çimenlik alanda hepsi bir otobüsten hepsi indi. Diğerler de görünce onlar da imrendiler. Onlar da gelip namaz kıldılar. Maşallah. Bir gün trafik kilitlenmiştim. Arabadan inip kenarlık toprak alanda paltoları serip orada namaz kılmıştık. Maşallah.